Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konu inşallah Kureyş Suresi. Sana gidiyor bunların. Namazı okunduğu için bunlar tabii hepsi gerek bunların da. Her surenin bir ismi var. O surede hangi konuda önemliyse bu isim veriliyor surelere. Burada Kureyş kelimesi demek ki en üstün geldi burada anlam olarak bu isim verildi. Mevlam buyuruyor bize burada Rahim li ilafi Kureyş'in. Kureyş'in ilafı. İlaf ülfet, alışkanlık, yakınlık, bağlılık anlamına geliyor. Kureyş'in ilafı. Kureyş ne demek Kureyş'ten önce ona bakalım inşallah. Kureyş bir kabile ismi. Aslında insan ismiydi. Bunun ismi verildi bu kabileye. Hadi İbrahim Aleyhisselam iki oldu İbrahim Aleyhisselam'ın. İshak Aleyhisselam, diğer İsmail Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam Filistin diyarında yaşadı. Orada vefat eyledi. Onun neslinden Yakup Aleyhisselam geldi. Peygamber olarak devam etti öyle. İkinci oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam Hazretleri'ydi. Şimdi her şey aslında kaderde tablomuş her şey. Bak bizler her şeye karışırız. Neye böyle oldu, neye olmadı, kızarız, şu olur. Aslında her şey kadere takdir olmuş. Mevlam buyurdu İbrahim Aleyhisselam'a, ya İbrahim, İsmail oğlunu al, annesi al, Mekke'ye götür. O zaman Mekke'de bir şehir yok ama. Yani o semti Mevlam buyurdu. Ne Kabe var, ne bir ağaç yok orada yani. Ağaç da yok, insan da yok. Su olmadığı için kuş yaşamıyor böyle. İbrahim Aleyhisselam tabi alınca Mevlam bu emrini Hacer validemiz aldı. İsmail Aleyhisselam kundakta daha hem süt emin çocuk onu aldı. Cebrail Aleyhisselam'ın gözetiminde Mekke'ye mükerreme geldi. Filistin'de El-Halil şehrinde yaşıyordu. Oradan Mekke'ye geldi. Kabe'nin bulunduğu yer biraz yüksekti. Az bir şey. Hemen yanında da bir küçük bir ağaç vardı. Çöl ağacı. Yani dikenli mükenli bir şey böyle. Oturunca biraz sen gözlük yapabiliyor az bir şey. Oraya bıraktı bunları. Ama kendi başa inmiyor deveden ama izin yok. Tabi İlk yavrusu çok da onu sevdi. Hatta dua etti ve Allah'tan istedi bunu. İmtihan tabi büyük ama şimdi. İndi onları. Yanına tabi bir kırba, yani bir tulum, hurma, bir kırba tulumda su bıraktı onun yanlarına. Döndü gitti tabi. Bu konu tabi girmeyeceğim fazla da. Yani bu bir başlayan noktası buradan başlıyor. Şimdi o anda şöyle dıştan, yani zahiren deniyor buna, dıştan zahiren bakışta, yani bu aklına kabul etmediği bir olay bu. Kalksan Filistin'den aşağı yukarı bir aylık yol o zamanlar, deve yoluyla, yol yok çünkü böyle. Tepeler değişiyor, kum fırtınası oluyor, yolda şaşırılıyor. Bir aylık yol, kalksa oradan gel, genç bir kadını, tek oğlu var, tek bir insanı olmadığı yerde çöle bırak. Tekiymiş, yücret yapış, yıkılan bir şey. Yani o anda ilk bakıştan, yaren bakışta, aklını kabullenemeyeceği bir olay bu. Ama Mevlam'ın takdiri böyle, plan böyle yazılmış ama, yazılmış böylece. Neden? İleride oraya Kabe yapılacak. İslam dininin merkezi orası olacak.
hac orada yapılacak ve son peygamber orada dünyaya gelecek. Gelecek. Şu anda ancak hac orada olur muhtemelen. Mesela Türkiye'de hac olmaz. Kışın da hac mevsimi geliyor. Katı kışta hac mevsimi geliyor. Üzerine bir atlet giyemiyorsun, dikilip şey giyemiyorsun, giyemiyorsun böyle. Başı içi yalın ayak, iki tane havlu. İki tane havlu. Onunla geceliyorsun burada. Geceliyorsun. Burada olur mu? Olmaz tabii. Her şey Mevlam'ın takdirinde, her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Yani bir de karışmasak, teslim olsak, hepsi yerinde aslında kardeşim. Ve bıraktı tabii oraya, hatta Hacer annemiz etrafına bakındı, kuş sesini dinliyor o zaman insanlar, kuş sesi. Kuş olan yerde su olduğu için, acaba bakalım kuş sesi var mı der, uçan kuş var mı? Bir yokta etrafını, hiç kuş sesi yok, uçan kuş da yok. Değil mi? Yakında su yok burada, anladı böyle. Etrafına bakındı, çöl yanıyor tabii. Isındı mı da muazzam yakıyor. O bitki yok, çimenlik yok, ağaç yok. Şöyle muazzam çöl yanıyor. Kuş olmadı, insan da olmaz tabii. Kimse yok orada. Önce bir korktu o da. Koştu arkasında. İsmail, kimi bırakıyorsun sen burada? Bir oğlu, kendi genç kadın. Vahşeyvan var orada mı? Vahşeyvan ama. O da var yani böyle. İbrahim, sen bizi kim bırakıyorsun burada? Konuşma izni yok. İmtihan bu. Yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hazreti bir durdu. Bir tane yine bakındı. Korktu ama yine. Arkası yine geldi. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Ben de bilmiyorum. Bilmiyor ki o da onda. Emir, öte bırak. Durdu böyle, yine korktu, yine koşak. İbrahim'i kime bırakıyorsun? Böyle yapınca, Allah mı emretti? Başladı. O hale korkmam dedi. Allah bizi görür, bilir. Bak, peygambere güvenmiyor. Peygamber insan, beşer. Her şey görmez peygamber. Eline bir şey gelmez. Rızık veremez peygamber insanlara. Ki peygamberimiz torunu kucağında öldü. Ona şifa veremedi peygamber. Kucağında öldü. Can çekici bir torunu kucağına aldı. Öyle bir şey gelmiyor peygamber. Allah memletti, sallayınca Allah bizi görür, bizi tebilir dedi. Korkma bizi böyle. Tam teslim oldu öyle ama. Tam teslim oldu öyle bize. Döndü gitti yerine. Şimdi ne yapıyor orada? Bir kıba deniyor. Yani bir tulum. O zaman da kaplı olmadığı için onlar, o zaman çuval yok o zaman o dönemde. Orada yani. Çölde çuval yok. Hayvanı kesince tulum çıkarıyorlar o zamanlar, onu işte koyuyorlar böyle, kaplara. Şimdi hurmaya baktı, bir kırpa hurma ama tabi hazır bir şey dermez tabi. Bir hurma ağzına alıyor, bunu yemiyor böyle. Hurmadan duruyor böyle, sakız gibi, hatta sakız çiğne, bu sakız çiğnemedi bile hurmayı, bitmesin diye ağzında böyle hurma. Yani bir hurma bir saat duruyor ağzında, yavaş 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 açtı gidersin. Çok susayınca az bir su alıyor, suyu böyle damla damla, bir damla içiyor, sonra kurutuyor, ağzını ıslatıyor, bir damla içiyor, bir damla bir azar azar böylece. Ama ne de olsa sonunda gene bitti. Kuruma da bitti, su da bitti sonunda. Çocuğu emecek, emecekti o anda. Bir iki gün sabretti, sütü kesildi. Hiç sütü gelmedi böyle, bir başladı ağlamaya. Ağlam başlayınca, tabi anne yüreği yandı şimdi, anne yüreği yandı şimdi. Ne yapacak şimdi orada? Para da olsa, altın olsa geçmiyor orada. Orada bir damlası yok. Mecbur kaldı bu sefer etrafa dolaşmaya. Etrafa bakındı. Safa tepesi yakın Kabe'ye orada. O zaman daha yakındı, açık olduğu için etrafı daha yakındı. O zaman daha yüksekti Safa tepesi. Şimdi dolduruş etrafı alçaldı şimdi doldurduğu için. Onun yüksekti bayağı Safa tepesi. Birden çıktı. Yani yukarıdan etrafı gözetledi. Gözün gördüğü yere kadar baktı.
Ama her taraf yanıyor çöl. Her taraf çöl. İleri baktı, karşısında Merve Tepesi'ni gördü. Orada gitmeye başladı. Giderken bir vadi, bir çukur vardı böyle bir. İşte buraya girince korktu orada. Orada koştu bu sefer. Çabuk orada çıkaylardan böyle. Orada koştu da şimdi böyle sahile. Oradan çıktı. Şimdi düz sabah orası. O zaman öyleydi böyle. Çukura girince orada koştu orada. Biz çıkınca gene durdu. Yani yürüdü yani. Yavaş koşmadı. Karşıya gitti. Merve'den etrafına baktı. Yine aynı manzara, görüntü aynı. Bir şey yok. Değişmiyor. Bir şey yok. Safa'ya geldi, Merve'ye gitti. Safa'ya Merve'ye 7 sefer dolaştı. Son olarak sabahdayken bir ses duydu oğlunun yanında. Bir ses duydu böyle. Ama ne oldu bilmiyor sesin. Bir ses duydu. Oraya koştu geldi. Acaba oğluma bir şey mi oldu? Endişeyle korkarak oraya hemen geldi. Bir de baktı. Oğlunun ayağının dibinden, yatıya yattığı dibinden su çıkmış orada. Hem elini açtı böyle, toplamasın, dağılmasın, kaçmasın, kaybolmasın nereden suya. Elini açtı, zam, yani dur, dağılma. Zam, yani zam böyle, yani dur, dağılma. Yani suyu şafi bir taraftan böyle, aman dağılma, kaçma, kaybolma. Rüya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eğer Hazreti Hacer diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri suya karışmasaydı, orada daha büyük göl olacak orası böyle. O huzurunu kendi çizdiği eliyle o kadar kaldı. Ama tabii kuyu haline geldi. Suyu aldı içti tabii böylece. Bir içti avucunda. Suyu aldı avucunda suyu içti. Oh elhamdülillah su suya kandı. İçine bir kuvvet şey geldi böyle. Ondan sonra oğluna biraz su verdi. Oğlunun yüzü başını yıkadı. Baktı ki hemen o anda sütüye gelmiş birisine. Oğlunu aldı kucağına, sağmesi verdi, solunu verdi, çürültüsü doğdu. Derler. Yemen'deki bir kabile, Cürhüm denen bir kabile Yemen'de. Sura çekilmiş. Çöl kuyuların suyu zamanla çekiliyor muhteremler. Yani çöl kuyuları çok derin olur. Yani ben gözümle gördüm, bildiğim için çöl kuyularını. Ya bakınca su görünmez, karanlıktır kuyu içerisinde. Çok derin olur çöl kuyuları. Hemen su çıkmaz. Bakınca göremez suyu, karanlık durur böyle. Karanlık durur. Zamanla çekiliyor çöl kuyuları. Suyu çekiliyor zaman, kuru yani kuyular böyle. Zamanla. Yemen'de bir kabile, Cürhüm kabilesinde o kabilenin suyu, kuyu suyu çekilmiş, kurumuş yani kuyuları. Su bitimli oldu, hayatı bitiyor orada. Göç artık. Geç. Nereye gidecekler? Bilmiyorlar, arayacaklar. İnler develerine, eşyalarını aldılar. Ne varsa çoluk, çürük, eşyalarını hepsini aldılar. Çadırlarını, çadır kazıklarını hepsini aldılar onları. Yemen'den kuzeye doğru geliyorlar. Gelirken Mekke'nin civarından, Mekke yok tabii, kenardan geçiyorlar. O civarda su olmadığını biliyorlar. Oradan geçiyor şimdi bazen. Aramak gerek görmediler hiç böyle. İleri gidecekler. Baktılar, kuş sesleri geliyor, Allah Allah, bu civarda su yok. Birliklere bir yer, mutlaka. Ama kuş sesi geliyor. Baktılar, uçuyor kuşlar. Kuş olan yerde su vardır. O zamanki şey, onların o paroları, çöl insanların. Oraya doğru geldiler, iki kişi gönderdiler, gelirlere baktılar. Gerçekten bir su, kuyu, bayağı kuyu. Su dolu içi de. Başında bir genç hanım, bir de yanında ufak çocuk var. Allah Allah, kimse yok burada başka. Bir genç hanım, bir genç ufak çocuk burada. Bir de su, burada su yoktu. Bu su çıkmış buraya. Bunda kim acaba? Sordular, sen iyi misin, cin misin? Yani insan mısın, cinli misin sen acaba? Bir insan burada yaşayamaz yani böyle. Ben de Hazreti İbrahim'in zevcisiyim ben dedi. Bu da oğlu. Deyince Hazreti İbrahim'in saygıları vardı. O halde izin verirsen biz de buraya gelir mi suyun başına dediler. Olur ama su hakkı bana ait dedi böyle. Kuyu. Hep oradan böyle geliyor şimdi. Onların soyunda geliyor. Kabul ettiler bunlar da.
Gitti haber ilk kişi kabilelerine. Hemen kabileye oraya yaklaştı geldi. İndir kabileden, indir kabilelerinden. Hüseyin tabi her yaşta insan var. Yaşlısı var, gençler var, kadınlar var, çocuk hepsi var içlerinde. Her insanlar var. Bir anda orası şenlendi. Hacı Efendi'nin içine, o hacı içine seviniyor. Şenlendi böyle. Derme çatma çadırlar kurdular. Yerleşti oraya. Ondan sonra başladılar taş toplayıp, çamur uzaktan toprağa getirip, taştan çamur karıp, evler yapmaya başladılar. Develerine yer yaptılar. Ahırdayı da böyle etrafı çevirip yer yaptılar. Bol da oldu elhamdülillah. Deve sütleri var, hayvan kesiyorlar, şunda bunda derken. Herkes de Hazreti Hacer'e, her kadında ona çok yakışıyorlar ona böyle. Hazreti İbrahim'in zevcesi diye ona saygı ediyorlar. Bunu ikram ediyor kendisine. İsmail Aleyhisselam da artık çocuk oldu. Oynamaya başladı çocuklarla beraber. O da oynuyor çocuklarla beraber. Hazreti Valide'nin oturuyor kadınlarla beraber. Tabii işi yok o zamanlara böyle ki. Evde eşi yok evde. Yani tabut edip kalkıyorlar. Olanda bir hasır var, ince bir hasır var. Olanda ince bir bez. Yani kilim bile değil böyle, bir bez seriyorlar. Çok sade bir hayat. İş güç yok böyle, bağ bağış yok, bir şey yok onlar, ticaret yok onlarda. Havuzu yapıyorlar, deve sütürü var. Develeri bazen kesip kurutuyorlar, kurutuyorlar. Mekke mükerremede develer kurutulur muhtemelen eti, kurutulur böyle şey. Onlara pastırma gibi kesiyorlar, etlerini orada kesiyorlar. Kuşu vaktinde onları taşlara koyuyorlar. Düz taşlara koyuyorlar böyle. Çünkü sabah güneş çıktı mı, o güneş taşları kızdırıyor. Nasıl kızdırıyor? Elini dokunamazsın. Kızgınca saç gibi oluyor böyle. O kadar saç gibi, o kadar kızgın oluyor. Etleri kesiyorlar böyle şey gibi, pastırma gibi geniş yası kesiyorlar. Üzerine koyuyorlar. Hemen çatır çatır yanmıyor. Kuruyor. Öbür tarafa çeviriyorlar, taş gibi katır katır oluyor böyle. Onu kadar bir torbaya koyuyorlar, onu saklıyor, bir sene saklıyor. Öyle gidiyorlar şekilde böyle. Islanıyor tabii bu. Yani sıcak, kadına su koyuyorlar, su kaynayınca içine koyuyorlar, yumuşak, taze gibi el gibi oluyor böyle. Et tabii o bunları da. Hacı Vadim'in şu artık elhamdülillah rahata kavuştu muhtemelen böylece. Derken İsmail Aleyhisselam, Ergenlik çağına gelince derler ki biz bunu evlendirelim dediler şimdi bunu. Bunu evlendirelim biz. Hacı Validemize biz bunu evlendirelim. Tabii o da evlenmek çok kolay. Söz yok derler. Nişan yok. Gelin alması yok. Davete yok. Sanıtılmak yok. Hiçbir şey yok böylece böyle. Ayrı bir dayatılmak yok. Efendim koltuk, halılar, şunlar, bunlar, mobilya, beyaz eşya, kırmızı eşya yok. Hemen Allah'ın verdiğini aldım nikahı tam al götüreyim hemen de. Yürü baya, araba da yok. Yürü böyle. Hemen öyle gidecek bu şekilde, gidecek. Ne var ki, yatacak bir yatak lazım işte, o kadar böyle. Başka bir şey gerekmiyor böyle. Tabii hemen bir kızı dediler, kimmişse ona vereyim dediler. Hazreti Hacer'e, ben seç dediler. Hazreti Hacer bir kızı seçti. İsmail'den karışmıyor. Lan çocuk daha böyle. Arabistan'da erken biliyor ererler. Yani 13'te erer ne oluyor biliyor Arabistan'da, daha erken gidiyor orada. Daha şu ülkeye kendisi, onun yanında daha kendisi aslında. Maalesef bir kız beğendiler, evlendiler onunla. Fakat babası o kızı beğenmedi. İbrahim Aleyhisselam yılda bir defa geliyordu oraya. Yılda bir defa geliyordu. Yani biz konuyu dağıttık ama aslında şeyim bizim buydu. Neyse bunu şey yapayım, tamamlayalım bu konuyu inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yılda bir defa Mekke'ye geri izin vardı Mevlamız'da. Ama deve aşağı inmeyecek ama. İbrahim Aleyhisselam ilk o Cürüm kabilesi oraya yani işte senesi geldi baktı. Karşıdan baktı o tabii sevindi böyle, yüzü güldü ona böyle. Baktı işte çadırlar kurulmuş, taş evler yapılmış, hayvanlar var, çocuk oynuyorlar, sesler falan geliyor. Tabii o da sevindi elhamdülillah. Sonraki gelişinde İsmail Aleyhisselam evlenme çağına gelmişti. Eve geldi ama hangi ev bilmiyor İsmail Aleyhisselam olduğunu. Bilmiyor hangi ev olduğunu da. Allah'ın takdirine bakın muhteremler. İsmail Aleyhisselam evlendi,
Hemen az sonra hasta açır öldü ama. Annesi öldü böyle. Yani oğlunun evlendiğini gördü. Eve gelin gördüğünü gördü muhteremler. Oğlunu tek bırakmadı çölde. Rahmetli oldu. Kabe'nin yanında. O var çıkın şey yapıyor önünde. Altı önünde oraya defnedildi. Defnedildi oraya. Mevla'ya kavuştu. Onlar gün görmediler muhteremler. Yani bunu da düşünün be. Onlar gün görmediler. Yani böylece yemediler böyle. Devamlı ömürleri böyle kederi ömürleri geçti. Ama cennet onlar için hazırlandı ama. Onlar için ölüm, onlar için ölüm büyük bir mükafat ölüm onlar için. Ölüm anı daha. Bırakın cenneti. Onlar için. Gerçekten cennet onu helal olsun demek gerekiyor insanlardan. Yaşandılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam geldi. Baktı elde yapılmış. Sordu. İsmail evi hangisi burada? Tabi tanımıyorlar. Filan ev. Taştan tek katlı yere yapışık bir oda yani böyle. Evdeyim böyle. Saray var değil böyle. Bir oda. Bir oda. İşin yan tarafı tuvalet yok. İşin lavabo yok. Hep dışarıda olacak bunlar böyle. Zaten su kıttı zaten tabi. İbrahim Aleyhisselam kapıya geldi. İsmail üst sefer bağırdı. Kadın hanımı çıktı. Kim o? İsmail evde mi? Hava gitti. Ne zaman gelir bilmiyorum. Çok soğuktu hanım böyle. Bilmiyorum. Yani asıl suratlı. Sivan'ın neşesinden hanım mı? Onu evlendim. O zevcisiyim hanım. Nasıl? Rahat mısınız? Mutlu musunuz? Ne olacak işte burada? Şöyle bir şikayeti böyle. Çok soğuk davrandı. Hep cevaplarına böyle kesik böyle ters ters cevaplar verdi. Davrandı. Peki İbrahim Aleyhisselam ona şimdi İbrahim sonra beğenmedi. Neye? O neslinden peygamberimiz gelemez. Ona layık değil kadın. İsmail önce ona benden selam söyle. E kimsin sen? O bilir. O bilir. Benden selam söyle. Evi güzel de. Şöyle eve bak. Evi güzel de. Eşiği güzel değil ama. Şu eşiğim değilsin. Kadın bir şey anlamadı tabi ondan. Somurtta kaldı böyle. Akşam üzeri İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Ev yaklaştı, babasının durumunu gördü. O anda peygamber değil ama peygamber adayı onda. İrasat makamında. Babasının durumunu gördü orada. İçeri koşu geldi. Hanımla bugün kim geldi buraya? Söyleyeyim diye ihtiyarın biri geldi ama sakınca ama şey konuştu benimle. Ne konuştu? Şunu sordu. Peki bir şey oldu mu sana? Son basit oldu mu? Oldu. Ne oldu? Evi beğenmiş de eşiği beğenmemiş. Bu eşiği değişsin de bana. Eşik sensin diyor. Eşik sensin. Babam seni beğenmemiş. Bak peygamberle böyle şifreyle anlaşılmıyor. Hemen anlıyor. Hiç şüphesiz anlıyor. Eşik sensin. Seni beğenmemiş. Yani seni boşanmam emretmiş. Bu halde boşanacak bir şekilde. Tatlılıkla boşuyor onları. Başka birisi alıyor. Aynı olay onunla oluyor böyle. O da oldu böyle. Üçüncü, kabile reisinin kızıyla evlendi. Onunla evlendi. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi. Ev için bir eve geldi. İsmail. Üçüncü anlamış hemen çıktı. Daha tanımıyor. Görünce ruhu sevdi ama. Ruhu sevdi. İyi ruh, iyi gönül, iyileri sever mi? İyileri sever. Aa, buyur amca, buyur baba. Kızım İsmail nerede? Hava gitti baba. Olsun sen gel. O gelir sonra. Yok ben inemeyeceğim kızım. Bana izin yok da. İnemeyeceğim ben. Rahatsızım. İnip çıkamıyorum bu şekilde böylece. İnemeyeceğim ben böylece. Nasıl rahat mısın baba? Çok rahatsız baba. Birkaç şey sordu. Ben işte gideyim o zaman. Yok gitme ne olur baba. İlla Allah aşkına gel. İlla gel. Kızım bak çok terliyim. Hemen su getirdi. Babası eğildi. Yüzünü yıkadı. Ayaktan suyla yıkadı. Ona süt varmış dedi. Süt getirdi. Et varmış kuru et. Onu getirdi. İkram etti onlara böylece. İbrahim Aleyhisselam az bir süt içti. Etten biraz yedi. Şöyle geline baktı. Peygamber annesi, ninesi olmaya layık yani. O nesilden peygamber gelebilir. Peygamber her şeyden gelemem. Yani. Layık olma gerekiyor. Soy sohba gerekiyor. Dedi ki kızım dedi. Eylül çok güzel. Beğendim. Eşiği daha güzel ama. İsmail'e ben de kendime selam söyle. Sakın eşiğin değişmesin.
Baba sen kimsin, ne olur? Söyle ismini. Kız İsmail beni bilir o. Sen öyle söyle, bilir o. Peki dedi. Gitti, ağlama başladı arkasından. Bir peygamberin nuru gidince, o iyi insanın gönlüne boşluk oldu şimdi. Boşluk oldu böyle. O yanındayken bir feyiz aldı, ruhsal bir zevkler aldı. Sanki cennet hayatını yaşıyor. O kadar güzel hal oldu peygamber yanında. Yani bir sahabe makamı yani. Şimdi sahabe makamı oldu böyle. Öyle güzel hal aldı orada. Fakat İbrahim Hüseyin gidip gözden kaybolunca baktı o hal gitti. Ağlama başladı şimdi. Hep bir ağladı. İsmail Hüseyin eve gelirken bir anladı. Koştu eve geldi. Kim geldi bugün buraya? Ağlıyor. Konuşamıyor. Söyle ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ah böyle iyi insan geldi ki sen de yoktan girmedi yoksa. Çok ama girmedi ama. O kadar iyi bir insan. Öyle insan görmedim hayatım. O kadar iyi, nurlu bir insan. Ne dedi? İşte eşliğini çok beğenmiş. Babam seni beğenmişti bir şekilde. Ondan İsmail Aleyhisselam birkaç oğlu oldu. İlk oğlu adı Kaydar. O günkü dillerine göre adı Kaydar oldu. İsmail Aleyhisselam'ın nur ona geçti, Kaydar'a geçti. Kaydar'a geçti. Kaydar da o zaman da ok atıyor tabii ava giderken. Attığını vuran kişiyi mutlaka böyle. Hiçbir oku boşa gitmedi böyle. Ok atanmış, böyle koştu, her şeyde ekil geçermiş kendisi. Çok kerameti varmış kendisinin de, Kaydar'ın da. İşte Kaydar'ın neslinden peygamber nesli geliyor böyle şey. Geliyor. Şimdi o zamanki şöyle bir kural vardı. Bir kişi tabii evleniyor, yanında çoluğu, çocuğu, gelinleri, torunları, çoluğu böylece. Çoğalınca ne oluyor? Zaman geliyor, bulunduğu çevreye sığmıyor. Çünkü hayat bir kuyuya bağlı, bir suya bağlı. Yer dar, ekilmiyor buraya. Efendim ne oluyor? Gerekiyor. Bir kısmından başa gitmesi gerekiyor. Yakına gidemez ama. Uzak bir gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hep kabileler bölüne bölüne kabile böyle çoğaldı kabileler muhtemelen. En son işte Beni Nadir kabilesi, Beni Nadir Yahudi kabilesi, Nadir Hazretleri'nin ne geldi? Onun sonunda Kureyş'in biri geldi. Adı Kureyş. Aslında adı Kureyş değildi. Kurş bir balık ismiymiş. Kırdeniz'de yaşayan balık, Yunus balığına benzeyen ve gemileri eşlik eden balıkmış. Büyük bir balıkmış. Kureyş de onun ismi tezgire, yani küçük balık anlamında. Çok eli açık olduğu için bu ismi vermişler kendisine. Kureyş ismi vermişler. İşte Kureyş kabilesinden peygamberimiz dünyaya gelecek muhtemelen bir şekilde. Tabii kısa getiriyorum bu konuyu işte. İşte Mevlam buraya bu ayet-i kerimesinde, Allah'ım, li-ilafi Kureyş'in, o Kureyş kabilesinin ilafı, ülfet, alışkanlığı. İlahi şey ve sayf. Rihlete şitayı ve sayf. Rihle gidiş, yolculuk. Şita kış, sayf da yaz. Şimdi deniyor mesela sayfiye diyorlar, sayfiye. Sayf yaz demektir. Sayfiye yazlık anlamına geliyor. Arapça kelime sayfiye. Kureyş kabilesinin orada geçimi ticarete bağlıydı. Kurma da olmuyor Mekke'ye mükerrem. Kurma da olmuyor orada. Ekin olmuyor, bir şey olmuyor orada. Fakat tabii sonra oraya zamanda Kabe yapılınca, Kabe'nin de kutsallığı etrafa böyle yayılınca ne oldu? Etrafın gene oraya başladı böyle şey. Ticaret orada büyüdü. Özel panayırlar kurulma başladı oraya yılda bir defa. 15 gün bir gün devam ederdi panayırlarda. Bak ne gerekiyor tabiriyle? Mal getirmesi gerekiyordu. Daha bir de bunlar kışın Yemen'e gidiyordu. Kışın Yemen'e gidiyordu. Yemen'e. Çünkü Yemen daha güneyde olduğu için, ekvatora daha yakın olduğu için Yemen, kışın orada çok güzel sıcak olurdu kışın. Yazın da Şam'a giderlerdi. Şam tabii kuzeyde. Kışın geceleri soğuk oluyor ama çöl. Bayağı soğuk oluyor geceleri çöl. Onun için kışın Şam'a gidemezlerdi, Yemen'e giderlerdi. Yazın da Şam'a giderlerdi, ticaretine giderlerdi. Böyle şey. Develer, deve kervanıyla böyle. Büyük kervan olurdu. Kervana koyanlar muhafaza olurdu. Kılıçlı, şeyli böyle. O gün silahlarına göre silahlı, zırhlı muhafaza olurdu. Giderlerdi. Şimdi buradaki ilavedeki lam, harfi cer, yeni bunu Arapçada, harfi cer.
Her harfin bir müteallikı vardır. Yani bağlı olduğu bir kelime vardır. Bağlı olduğu bir anlam yer vardır. Bu nereye bağlı şimdi? Bu iki yere bağlı. Bir, kâs-ı me'kül. Oraya bağlı. Önce sureye bağlı. Mevlam o Ebre ordusunu geçen hafta geçti. Yani ekin gibi perişan etti Mevlam onları. Mevlam bunu da bunlara ülfet verdi bunlara. Ne ülfeti verdi? Rahatça, seyahat özgürlüğü rahatça. Şimdi Ebre ordusu Kâbe yıkmaya geldi, etrafa bu duyuldu. Bütün duyulur kabileler, kaçışçılar, korkudan kaçışçılar. Sonra Mevlam, özel kuş gönülü onları helak edince, Arafiram Adası'nda artık dillere destan oldu muhtemelen. Hep bu konu konuşuldu. Hatta tarih başlangıcı oldu, fil olayı böyle. Tarih başlangıcı oldu böyle. Ne zaman doğdu? Fil olandan bir sene önce, iki sene sonra. Yani tarih başlangıcı oldu. O dönemde fil olayı. Ondan sonra ne oldu? Halk, Mekke halkına, Kureyş kabilesi halkın bir sempatisi oldu, sevgisi oldu, itimadı oldu bunlara karşı. Diğer kabile mensupları giderlerken develer bir yerlere, onlara başka kabile onlara saldırırdı başka kabile bunlara. Mallarını alırlardı, çocukları alırlardı, kadınları kaçırırlardı bunlara böylece. Bakarlardı diğer kabileler şimdi, Yemen'e bir kervan gidiyor. Deve koyuna gidiyor. Kim bunlar? Bunlar ehli Mekke. Bunlar ehli Kâbe, bir Kâbe ehli bunlar. Kim dokunmadı onlara? Hatta bunlar su verirdi, ikram ederdi bunlara yollar böyle işte. Yine bunlar Şam'a giderken de kim buna bakarlardı? Bunlar Mekkeli, Kureyş ehli bunlar. Saygıları vardı. Demek ki buna kabul edilirler. Mevla Kâbe'yi kurduğuna göre kuşlar göndererek, taş attırarak bunlar Allah kadar kıymetli insanlar bunlar böyle işte. Mevlam yürü, işte bundan dolayı ne yaptı? Kureyş kervanları Arap çölden sebebi dolaşıp bunda oluştular. فَلْيَعْبُدُ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ Şimdi buradaki ilham ikinci rivayete göre فَلْيَعْبُدُ مُتَعَلِّقُ Kaldı bir ezabi, tefsir kebirde ikisi aynı bunu söylüyor bu şekilde. فَلْيَعْبُدُ مُتَعَلِّقُ Burada Mevlam buyuruyor, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şu beytin Rabbine ibadet etsinler. Şimdiden buraya mütalip. Yani Allah'ın başka nimetini bilmeseler bile, Allah'ın başka nimetini bilmeseler bile, şu Rabb, şu beytin, Kâbe'nin Rabbine, yani Kâbe değil bak, رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Beyt ev anlamında Kâbe oluyor. Devam tarafı var. Hâzı işaret şu. Şu beytin Rabbine ibadet etsinler. Yani başka nimetleri bilmeseler bile bu nimet yeter onlara haber. Hangi nimet yeter bunlara? Serbest dolaşım hakkı çöllerde. Korkmadan, çekinmeden kimseden, saldırmadan, korkmadan böyle. Tabi gece mola veriliyor. Uyuyorlar bunlar. Kimse ona saldırmıyor onlara. اَلَّذ۪ي Öyle Allah Celle Câlu اَتْعَمَهُ مِنْ جُعِنْ Allah onları açlıktan doyurdu. وَاَمَ مِنْ خَوْفٍ Bir de Mevlam onları وَاَمَنَهُمْ Allah onları emin güvenli kıldı. مِنْ خَوْفٍ خَوْفٍ korkuyor mu korkudan? İki nimet. Farkında olmanın iki büyük nimet. Biri aç kalmama. Gıda alabilme, yemek yeme, karın doyurabilme. Efendim işte bu zamanda aç olan insan var mı? Var, var mı? Var mı? Hem de çok zengin olduğu öyle aç olanlar var. Ben birini biliyorum muhtemelen. Ben birini biliyorum böyle. Çok zengin, ziyaretine gittim. Anne bana şunu söyledi, bak Ahmet dedi böyle, bu kadar balı mülküm var, açım ama dedi böyle. Boğaz kanseri muhtemelen, boğaz kanseri. Boğaz kanseri muhtemelen, boğaz kanseri iyi değil. Gözümle gördüm, ziyaretine gittim kendisine. Bunu bana söyledi. Bak, Ahmet dedi böyle. Yaşlı tabi zamanlar. Bak Ahmet dedi, bu kadar malın mülkün var, iştahın var, karnın aç. Aç gidiyorum dedi. Aç gidiyorum. Boğaz kanseri. Ancak sıvı gıda, sıvı gıda böyle. O da ekşi olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Çok şartları var böylece. Ancak sıvı gıda. Tabii mide bulanıyor,
Karnı doymuyor, karnı almıyor. Demek ki Mevla bir kulunu doyuruyorsa ona şükür lazım. Allah doyuruyor muhteremler. Efendim işte alırım, veririm yok. Şimdi mide kanseri olanlar şekilde, şimdi mide kanseri, Allah korusun, su bile içemiyor. Su bile içemiyor. İçtiği su geri geliyor. Geliyor, hemen geri geliyor. Geliyor böyle şey. Demek ki açlık her zaman var, günümüzde de var mı? Alamamak bir sebep, bulamamak bir sebep, savaş olur, şu bu olur, her şey olabilir böylece. Ama normal şartlarda bile aç insan kalabiliyor. Demek ki en büyük önce karın doyması. Bir insanın karnı acıktı mı, kişiye açlıktı, insana fazla rahatsız etti mi, kişi uyku da uyamadan. İkincisi, korkudan emin, güvende olmak, korkudan güvende olmak, korkudan güvende olmak. Şimdi tabii bölgemizde deprem yaşandı muhteremler. Bu Ağustos depremi yaşandı bölgemizde. İçimizde tabii çoğu bunlar biliriz böyle. Bunu yaşadık bir muhteremler. O deprem günlerinde muhteremler, daha yardım falan gelmeden bir deprem günlerinde adamın evinde parası çok. Evde kalmış muhteremler. Hatta araba anahtarı içeride kalmış. Bir zaman dışarıda kaçmış. Araba dışarıda, anahtar yok ama içeride. Para içeride. İyice içeride var. İçeride girip almak korkuyor muhteremler. Korkuyor. Giri zaman ne yapıyor böyle? Böyle korkuyla, heyecanla böyle, stresle böyle hemen çabuk kapışıp kapıp hani hırsını çaldığı gibi böyle muhteremler. Kalkmış evden. Tabi biraz tabi uzayınca evine girilme başlandı. Evine girilme başlandı ama bir insan tedirgin ama yine. Eve artık giren baş bakıyordun, komşu gün bu girmiş, bir de girelim be. Tamam, bir de girdik. O ne oluyor şimdi? Yine insan tedirgin ama böyle. Yani şöyle bir şey bir hoplasın, insan kalbi hoplasın o şey böyle. Kişi yemek yerken sofada rahat yemiyor. Yatarken üstü başını soyulmuyor, pijama giymiyor. Demek ki bakın muhteremler, güvende olmak, bak, güvende yaşamak ya, ne büyük kıymet değil mi? Ne büyük kıymet bence. Karın doyurmak, istediğinle böyle. Efendim otur masaya, otur sofraya efendim, tabağı tertemiz, tabağın üstüne yemekleri yap, koy onları böyle, öğünü yap, pilavını yap, tahtını yap, üzerine çayını içme, şunları iç, üzerine meyveni yap, şunları bunları böyle. Ama güvenle böyle, güvenle bunu yemek, karın doyurmak bunları, korku doyurmak. Demek ki bu kadar büyük bir nimet. Mevlam buyuruyor, o halde bu beyti Rabbine, bu beyti Rabbine ibadet ediniz bak. Tavaf yemeği buyurmuyor böyle şey. Çünkü tavaf buyursa sırf Mekke'ye mahsustur. Biz yapamayız zaman tavaf. Mevlam buyuruyor, feliyabudu, ibadet, kulluk, itaat. Ya her şey böyle itaat yapmak demek böylece. Nimet verdi şimdi muhteremler. İlla Teala Fatiha.